Kahramanmaraş. Maraş, Hitit devrinde meşhur kumandan Maraj tarafından kurulmuştur. Asurluların Markasi ve Romalıların Germanikya dedikleri bu şehre İslam orduları fethedince Meraş veya Reaşe, Türkler fethettikten sonra da Maraş denildi. Meraş, titreyen yer anlamına geliyor. Nil Vadisi, Lut Gölü, Amikovası ve Maraş arası deprem bölgesi olarak bilinir. Bu sebeple buraya Meraş denildiği söylenir. Maraş şehri yine milli mücadeledeki fedakarlığından ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Şubat 1973 tarihinde de kahramanlık payesiyle ödüllendirildi. Dolayısıyla adı Kahramanmaraş oldu. Seyrimde bir şehre vardı. Mardin. Mardin adının Arapça, Süryanice ve Kürtçe kökenli bir isim olduğu farklı kaynaklarda geçer. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklarda ise Merdin olarak geçer. Romalılar ise buraya Maride ismini vermişlerdir. Ancak bugünkü kullanımı ile Mardin ismi Arapça Maridin isminden Türkçe'ye geçmiştir. Mardin isminin nereden geldiği konusunda farklı efsaneler anlatılmaktadır. Bir görüşe göre Mardin kelimesi 3. yüzyılda Sasani İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı olan 1. Ardeşir tarafından savaşçı bir kavim olan Mardelerin yerleştirilmesi nedeniyle gelir. Sasani komutanlarından Mardius bu şehri imar ettiği için şehrin eski ismi yerine bu komutanın isminin verildiği gibi çeşitli rivayetler de vardır. Diğer bir görüşe göre ise kaleler anlamına gelen Merdin'den gelmektedir. Ya da Kürtçedeki merdin yani erkek, yiğit görmek kelimesinden geldiği söylenir. Seyrimde bir şehre vardı. Muğla. Karya bölgesinin en eski şehirlerinden biri olan Muğla şehir merkezinin eski kayıtlarda adı Mobolya olarak geçmektedir. Muğla'nın Türklerin eline geçmesi Uçbeylerden Menteşe Bey tarafından 1284'te gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra bölge Menteşe adıyla anılmaya başlanmıştır. Muğla ismi ise yaygın bir rivayete göre Selçuklu Sultanı Kılıçarslan'ın komutanlarından Muğlu Bey'i adından gelmektedir. Büyük olasılıkla burayı Muğlu Bey fethettiği için bu komutanın adı verilmiş, Muğlu zamanla Muğla'ya dönüşmüş. Evliya Çelebi ise Muğla ismini şöyle rivayet etmiştir. Büyük bir savaş olmuş ve Rum keferesinin elinden Menteşe oğlu Darahikey veziri Muğlu Bey fethetmiştir. Muğlu Bey, Mahan memleketinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına görüp daha sonra ulemanın huzurunda İslamiyet'i kabul etmiştir. Muğla kalesini fethettikten sonra ise bu şehrin ismi Muğla diye anılmaya başlanmıştır. Farsça'da Mu, kafir anlamına gelmektedir. Muğlu Bey, Müslüman olduktan sonra birçok hizmetler yapmış ve birçok gazaya katılmıştır. Seyrimde bir şehre vardı. Muş. Bir rivayete göre Muş adı şehre Asurlardan kaçarak Muş yöresine gelen İbrani kabilelerinden biri tarafından verilmiştir. Nitekim 1914 Bitlis Vilayet Salnamesi'nde Muş adının İbranice sulak, verimli ve otlak anlamına gelen Muşa kelimesinden geldiği ileri sürülmüştür. Muş'un geçmişten günümüze yemyeşil ve sulak bir ovaya sahip olması bu rivayetin tümüyle asılsız olmadığını, nispeten belirli bir gerçeğe dayandığını gösterir. Bir diğer rivayete göre Muş adı M.Ö. 12. yüzyıl Ege göçlerinden sonra ilk Asur kaynaklarında adı geçen ve yukarı Dicle Vadisi'ne yerleştikleri bildirilen Muşkiilerden gelmektedir. M.Ö. 2. binin ikinci yarısında Orta Anadolu'da Hatti egemenliğine son vererek doğuya doğru genişleyen Muşkiilerin bir kolu Muş yöresine gelerek şehrin temelini atmıştır. Daha sonradan buradan Asur topraklarına girmişlerdir. Asur kaynaklarında M.Ö. 12. ve 8. yüzyıllar arasında adlarından sık sık bahsedilen Muşkilerin M.Ö. 12. yüzyıl ilk yarısında büyük bir ordu ile Toros dağlarını aşarak güneye indikleri ve Asur'un sınır kentlerini tehdit ettikleri biliniyor. Bu dönemde Muşkilerin bir kolu Muş kentini kurarak buraya yerleşmiş olabilirler. Muş'un Hazreti Nuh'un oğlu Yasef'in torunu Muş oğullarınca kurulduğu da rivayet ediliyor. Öte yandan Muş Arapçada şeffaf, parlak, Farsçada ise nehirlerde yolcu taşıyan küçük gemi anlamlarına geliyor. İlk çağda Muş'u da içine alan bölgeye Taronitit deniyormuş. Bu bölgenin merkezi konumundaki Muş'un adı da kimlik kaynaklarında Taron olarak geçiyor. Aynı kelime İslam Devleti döneminde Taron olarak kullanılmış. Seyrinde bir şehre vardı. Nevşehir. Nevşehir ili eskiden köy olan ve adı Muşkara olan bir yerleşim yerine kurulmuş. Osmanlı zamanında bu köyden yetişen sadrazam ve sultana damat olan İbrahim Paşa birçok eser yaptırarak bu köyü genişletmiş ve yeniden inşa ettirmiş. Giderek şehir haline alan bu köye 18. yüzyılda yeni kent anlamına gelen Nevşehir adı verilmiş. Muşkara köyünün eski ismi ise Nissa olarak biliniyor. Nissa ismi Hititler tarafından buraya verilmiş. Türkler ise buraya Muşkara demiş.